Herkese merhaba. Bugün Arduino ile NRF24L01 kullanarak kablosuz haberleşme üstüne bir e, proje gerçekleştireceğiz. İnternette bu projeye dair bir sürü detay bulabilirsiniz, bir sürü yapılmış örnek bulabilirsiniz. Benim buradaki size anlatmak istediğim asıl olay e, iletişim sırasında bir sıkıntıyı fark ettim. Daha doğrusu çözmek için e, Epeydir uğraştığım bir durumdu bu. Burada verici olarak Arduino Nano kullandım. Klon bir Arduino. Alıcı olarak da yine e, Arduino Uno kullandım. İkisi de klon. E, Arduino'muzun beslemelerini 5 volt USB'lerden aldım. NRF'lerimizin beslemelerini ise 3.3 e, voltunu 3.3 voltta kullandım ama Bunların beslemelerini Arduino'dan almadım. Harici bir besleme kullandım. Bugüne kadar hep Arduino'dan beslediğim için bir sıkıntı çıkıyordu. Bazen çalışmıyordu, bazen yanıyordu. Sorunlar yaşıyordum. Bundan dolayı da bu sefer harici bir beslemeyle denemek istedim. Ve bu ara, esnada deneme esnasında bir sıkıntıyı fark ettim. İletişimde kopukluklar oluyordu. Burada kendim bir kondansatörle deneme yaptım. Şimdi size işlemin öncesini ve sonrasını anlatacağım. Yani şema olarak göstermeyeceğim çünkü dediğim gibi internette bir sürü proje var. E, oralardan bakıp kendiniz herhangi bir şemayı kurup deneyebilirsiniz. Ben buradaki soruna odaklanmak istedim. Güç kaynağı 3.3 volt. Kendi yapmış olduğum bir güç kaynağı. E, bir e, kamera kayıt cihazından söktüğüm power supply'nin ön tarafına yazıcıda bir tane e, ön bir panel bastım. Bir de amper ve voltaj gösteren bir gösterge ekledim. Burada sizin görmeniz için özellikle bu göstergeyi çalıştırdım. Henüz daha bitmedi bu güç kaynağımın projesi de tamamlanmadı. Ama hani bilgi vermesi açısından buraya ekledim. Dediğim gibi Arduino'nun beslemeleri USB'den NRF'lerin enerjileri 3.3 voltları da harici güç kaynağından gelmekte. Şimdi e, projemizi nereden bulduğuma gelelim. Bir yabancı siteden temin ettim onu. Linkini açıklamalar kısmına koyarız. Dediğim gibi burada hazır bir kod kullandım. Hani benim amacım önce bir iletişimi sağlamaktı. Daha sonra kendim yapacağım projeye göre e, internetten ve kendim üreterek kodları oluşturacağım. E, projemizi bu şekilde yapacağım. Burada önce verici kısmının kodunu görüyorsunuz. Sayfayı kaydırdığımızda aşağıya doğru alıcı kısmın kodunu görüyorsunuz. Dediğim gibi bunu açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu e, kod çalışıyor. E, burada e, vericiden alıcıya doğru bir Hello World e, metni gönderiliyor. Yani merhaba dünya. Klasik her zamanki olduğu gibi. Alıcı ve verici arasındaki menzilin iyileştirmesine dair bir başlık var. Burada benim de denemiş olduğum kondansatörün sisteme filtreleme etkisini ben sizinle de paylaşmak istiyordum. Zaten videonun amacı da bu. Hep internette görüyordum kondansatör eklenmesinin nasıl bir şey olacağını ama doğru sonuç alamıyordum. Doğru sonuç alamama sebebim bir tanesi de güç kaynağının yetersiz olmasıydı ve düzgün filtrelenemiyor olmasıydı. Arduino'nun kendisinden besliyordum ben sürekli. Şimdi gelin bir kodlarımızı açalım. Bu verici kısmı sağ tarafta alıcı ve ortada da alıcının serial monitörünü görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kodların arasında normalde satırlarda boşluk olmaması gerekiyor ama gördüğünüz üzere aralarda boşluklar gelmekte. Yani iletişimde bir kopukluk olmakta Videonun başında gördüğünüz gibi alıcı ile verici arasında 10 santim mesafe ancak var ama e, sistemde kopukluklar gelmekte. Ben de burada e, 100 mikrofarad 25 volt bir kondansatörle 3.3 volt beslemenin arasına bir e, ekleme yaptım. Yani artı ve eksiğinin arasına bir kondansatörümü 3.3 volt beslemesini aldım. Breadboard'un uçların arasına ekleyeceğim. Ya yani bu bile başlı başına yeterli geliyor. Ee, sol taraf mavi çizginin olduğu taraf ground sağ tarafta VCC kısmı. Kondansatörün üzerindeki etiket kameradan pek belli olmuyor ama 100 mikrofarad 25 volt bir kondansatör. 10 mikrofarad da kullanabilirsiniz. 47 de kullanabilirsiniz. İnternette buna dair bir sürü örnekler var. Şimdi kondansatörü takalım biraz zor oturuyor yerine. Malum elimde kamera var. Tekerle yapmak biraz zor oluyor. Evet, kondansatörü taktık. Şimdi tekrardan bilgisayardan devam edelim ve sonucu görelim. Evet, şimdi tekrardan bilgisayar ekranına döndük. Bir eee seri monitörümüzü yeniledik. Sonucu zaten bariz bir şekilde görebiliyorsunuz kondansatörle filtreleme yaptıktan sonra artık verimiz sıralı gelmeye başladı. Bu aşamada e, bu bundan sonraki yapacak olduğum kumanda veya haberleşme de kullanacağım sistemin henüz ilk denemesiydi. Bunun devamında bir e, kablosuz iletişimle kullanabileceğim uzaktan kumandalı bir araç, e, kumanda panelinin önünde bir tane e, LCD ekran Joystickler, buna benzer sistemlerle birlikte e, yavaş yavaş ilave edeceğim bir proje olacak, projeler grubu olacak. Bu aşaması benim için önemliydi. Öncelikle NRF'yi çalıştırmam gerekiyordu. Defadırca kez denemiş olmama rağmen, hatta birkaç tanesini yakmış olmama rağmen bir türlü doğru sonuca varamıyordum. Bu arada e, bu işte kullanılan kütüphane de çok önemli. Yani sadece sistemin enerjisel olarak doğru olması yetmiyor. Aynı şekilde de kütüphanelerin de sağlam olması gerekiyor. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.